Sevdim seni mabuduma, canan diye sevdim. Sevdim seni mabuduma, canan diye sevdim. Bir ben değil alem sana hayran diye sevdim. Bir ben değil alem sana hayran diye sevdim. Evladı yerden geçerek ben Ramzan'a geldim. Evladı yerden geçerek ben Ramzan'a geldim. Ahlakını methetmede Kur'an diye sevdim. Ahlakını methetmede Kur'an diye sevdim. Mahşerde nebiler bile senden medet ister. Mahşerde nebiler bile senden medet ister. Gül yüzlü melekler sana hayran diye sevdim. Gül yüzlü melekler sana hayran diye sevdim. Kurbanın olan Şah-ı Resul, kovma kapından, didarına müştak olan Yezdan diye sevdim. Bir ben değil alem sana, alem sana hayran diye sevdim. Bu söylemiş olduğum yayda iş yerinde patronum imdat arat ve tüm arkadaşlara hediye olsun ve bizleri izleyen eş, dost, herkese hediye edelim yani inşallah. Evet, herkese hediye olsun. De Çok Hasan Ağa köyünden Engin abi var inşallah bu akşam bizi izliyor. Ona da hem seni çok çok selam olsun. Onun için de yani gönderim bu ilahi inşallah yani. Evet. Hepsine gönder abi gitsin İnşallah. hepsine. Hepimize gitsin. Çok teşekkür ediyoruz. Güzel bir Ağzına başlangıç sağlık. oldu. Sağ olun, razı olsun. Böyle güzel bir programımızın da başında böylesi güzel ilahiler bizi daha çok motive ediyor. Kıymetli Sanat TV izleyicilerimiz, sevgili hanımlar, beyler, değerli dostlar, sevgili arkadaşlarımız. Yine biz bir kez daha bu hafta teşekkürle başlayalım. Sanat TV ailesine, Sanat TV yönetimine, teknik kadrosuna, yönetim kurulu başkanına çok teşekkür ediyoruz ki bizlere böyle bir fırsat verip sizlerle buluşmayı, burada bir şeyler yapmayı, ilahiler dinlemeyi fırsat veriyorlar. Çok teşekkür ediyoruz. Yine biz Hayata Doğru İlk Adım programımızın ilahiyle başladık. Sohbetlerimize doğaçlayarak ev tadındaki o çay içerken çayın cıngırtısı, şekeri tadında bir akış sağlamaya çalışacağız. Çünkü siz de biz de burada bir şeyler konuşurken kendi hayatınızla ilgili bir formattan geçirebilirsiniz. Nerede mutlu olduk, nerede güzel şeyler oldu, en çok mutlu olduğumuz yer neresiydi? Her gün Allah bize bir hediye veriyor mu? Allah'ın hediyeleri nelerdir? Bunları kafanızdan geçirebilirsiniz. Biz de bu vesileyle sizlerle sohbet etmeye çalışıyoruz. Kendi bilgilerimiz doğrultusunda bir zikrimizin hareketiyle, düşüncelerimizle hareket etmeye çalışıyoruz. Tekrar hepinize sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum. Evet, Recep kardeşim, hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Hoş bulduk, sağ olun. Nasılsınız, iyisiniz? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? İyiyiz, Allah'a şükür. Bayram Cumadan abi ne güzel. cumaya, cumadan cumaya bu arada neler yaptınız, ne ettiniz? Cumadan cumaya hep çalışıyoruz Tosunu damarı iyi miydi? yani. Güzeldi. Bizim sürecimiz belli. Zaten hafta sonu ailemize geçiriyoruz. Hafta içi çalışmaya devam ediyoruz. Günlük bir rutin koşturmamız oluyor iş yerlerinde. İşler de açılmaya başladı Allah'ın izniyle. İnşallah, inşallah. Bu süreçte güzel güzel iyiye doğru gidiyor. İnşallah daha iyi olur. Allah kimsenin bereketini, rızkını kesmesin. Amin, amin. Gerçekten umutlanıyoruz. Çünkü hep umutlu olmamız lazım. Umut Allah'tan, umutsuzluk şeytandandır.
mutlaka bir dar süreci, sıkıntılı bir süreci, bir güzel günler olacak. Hani nasıl Ramazan ayında oruç tutuyorsak, bayramı bekliyorsak, bir bayram günler olacak inşallah, değil mi? İnşallah. İnşallah olacak. Yine bu hafta Bayram Usta'm böyle doğaçlayalım. Güzel şeyler, tabii, dostlarımıza, arkadaşlarımıza kulaklarını küpe olabilecek önemli nokta işlerle yola devam edelim. İsterseniz ben bir ta Uhud'dan, Bedir'den bir peygamberimizle bir şeyle başlayayım. Arkasından devam edelim. Eyvallah. Değerli dostlar, iki savaşta biliyorsunuz savaşı sevgili peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ashabıyla kazandı. Ama işin enteresan tarafı düşmanlar içerisinde halkını savaşa hazırlamak için şairleri, iyi türkücüleri, bestekarları, efendim ilahiyatçıları, pardon efendim özür dilerim, dili güzel laf yapan herkesi halkı toparlamak için düşman tarafı Müslümanlara karşı organize ederlermiş. Uhud ilk savaşta 70 tane biliyorsunuz esir almıştır Müslüman ordusu. O esirlerin içerisinde dikkat çeken bir şair Ebu Azze. Peygamber Efendimiz'e gelir der ki benim 6 tane kızım var. O kızlarıma bakacak kimse yok. Ya Muhammed beni gönderin der. Tabii ki esir düşmüş. Hiçbir kurallara uygun olmadan, kurallar yerine gelmeden esirler biliyorsunuz teslim edilmez. Ama bizim İslam aleminde, İslam ahlakında esirlere zulüm de edilmez. En güzel şekilde misafirperlik çerçevesinde en güzel yataklarda, en güzel yemeklerde onlar idare edilir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle der. Evet Ebu Azze seni gönderirim ama bir şartla gönderirim. Kabul ederseniz göndereceğim demiş. Tabii hemen o şartı sormuş Ebu Azze. Demiş ki bir daha Müslümanlara karşı savaşmayacağını, onlara karşı bir eylem yapmayacağını söz verirsen sizi evinize göndereceğim demiş. Tabii o ay ay demiş bir daha Müslümanlara karşı size karşı hiçbir eylemde bulunmayacağım diye söz vermiş. Ve bu anlaşmayla herkes yoluna gitmiş. Tabii sonraki savaşta tam olarak Bedir merkezinde, Uhud merkezinde o aradayım. Onu netleştiremedim yani bir de ben karıştırdım. İkinci bir savaş çıkıyor diyelim Uhud. İkinci savaş çıktığında bakıyorlar ki düşman tarafı Ebu Azze hiçbir hareket yapmıyor. Daha önce bütün besteleriyle, şiirleriyle milleti böyle motive eden Ebu Azze bu sefer evinden dışarı çıkmıyor, hiçbir şey söylemiyor. Ve bütün oranın halkını, müşriklerin dikkatini çekiyor bu. Bunun yanına gidiyorlar o müşriklerin ileri gelenleri. Ebu Azze sana ne oldu? Geçen dönem beraberdik, aynı yoldaydık. Niçin bu sefer bir hareket etmiyorsun? Der ki biz Muhammed'le, Hazreti Muhammed'le bir anlaşma yaptık. Ne anlaşma yaptınız? Ben esir düşmüştüm. Kendisine, 6 tane çocuğuma bakmak için beni salmasını istedim. Kendisi de bana bir anlaşma yaptı. Bir daha Müslümanlara karşı savaşmayacağım dedi. Ben de kabul ettim. Şimdi çocuklarıma bakıyorum. Bu işe ben bu sefer yokum der. Ve oranın müşriklerin ileri gelenleri Ebu Azze'yi ikna etmeye çalışırlar. Ve ikna ederler. Ebu Azze bu sefer tekrar aynı eylemlerine, aynı söylemlerine, sazına, sözüne başlar. Dolayısıyla savaşa giderler. Yine esir düşer. Yine bizim kainatın efendisi Hicihan Güneşli, sevgili peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, esirler arasında Ebu Azze'yi görür. Ebu Azze tekrar peygamber efendimize gelir. Müslümanların böyle şefkatli elinden bir kez daha yaralanırım niyetiyle gelir. Peygamber efendimiz o zaman bugün hepimizin kullandığı bir sözü kullanır. Ya Ebu Azze, Müslüman bir sefer aldanır, bir daha aldanmaz der. Onun o teklifini, Ebu Azze'nin o dönem, o sonraki teklifini kabul etmez, geri çevirir. Yani bu Müslüman bir sefer aldanır, bir delikten geçer, ikinciye geçmez sözü, Efendimizin orada kullandığı söz Ebu Azze'ye karşı. Böyle bir hadise yaşanmış. Yani ben şimdi şöyle bunu niye anlattım değerli arkadaşlar, sevgili izleyicilerimiz. Bugün de baktığın zaman toplum içerisindeki barbar dediğimiz kesimler, o abi rolündeki, abla rolündeki insanların böyle motive edecek şekildeki modeller o gün de seçiliyormuş, bugün de seçilebiliyor yani. Ne enteresan ki düşman hep böyle bir model peşinde devam ediyor değil mi? Böyle bu akşam yine böyle akıllı güzel şeylerle devam edelim Bayram Usta'm. Sizin sözünüzü kesmiştim. Ben hızlı bir şekilde hemen... Şimdi ben ilahi söylüyoruz, okuyoruz. Evet, yani. Evet hocam. Anladığımız kadar, söyleyebildiğimiz kadar. Evet. Benim hocam şöyle der, Sıddık Naci Efendi Hazretleri, evladım kendin divanı vardır,
kendi bir sürü kasidesi, ilahisi var ya, kendi yazması. Biz ilahi söylerken bize şöyle derdi: evladım, ilahi söylerken ya ne kadar güzel sesi var yani, sesine bakmayın, söylenen ilahinin içeriğine bakın derdi yani. Onun için şimdi bu... Bayram Hocam, sizin ilahiniz de çok güzel, sesiniz de çok güzel. Estağfurullah ya. Onu da dedi. Onu mu sıra koyduk? Büyük ihtimalle. Sen ne diyorsun abi işte? Bayram abi ne diyor sor. Ben Bayram abiye katılıyorum ya. Başta. Şimdi yine bir gün bir aşığın bir tanesi Medine'ye gidiyor. Medine'ye peygamberi ziyarete gidecek. Yolda gidiyor. Giderken bir şiir yazıyor. Efendimiz'e böyle metine öven bir şiir yazıyor. Medine'ye girerken sabah namazı vakti, ezan vakti ama bu şehirde minareden, apalüden bu yazmış olduğu şiiri okunuyor. Müezzin bu şiiri okuyor. Allah Allah diyor. Bu şiiri yazarken benim yanımda kimse yoktu. Yani kimse bilmiyor. Bir ben biliyorum, bir Allah biliyor. Evet. O müezzin benim yazmış olduğum şiiri apalüde okuyor. Neyse, varıyor Medine'ye, müezzini buluyor. Müezzini bulduğuna sonra diyor ki, ben bu şiiri ben yazdım, bana aittir. Ama bakıyorum gereken, duydum ki siz apalüde okuyorsunuz. Müezzin diyor ki, Resulullah Efendimiz rüyasında diyor ki, ben bir tane aşık el ümmetimden bir şiir yazdı. Bu ümmetimi yazmış olduğu şiiriyle karşıla. Deyin söyledi bana diye. Onun için diye bu şiiri ben de size karşılamak için okudum diye. Yani bu şiirler o kadar önemli yani. Çünkü tabii. Niye Yakup Bey? Şiiri şimdi siz de yazıyorsunuz. Bilmiyorum, beğeniyor musunuz? Şimdi hoşuma gidiyor. Mesela Poncuşkuyu köyü. Evet. Güzel şiir yani. Köyümüzü anlatıyorsunuz yani. Evet. İnsanlar içini istediği gibi dökemiyor. Her insan anlatamıyor. Değil mi? Evet. Anlatsan bile ya diye kardeşim tamam ben biliyorum diye anlatmaya gerek yok diye. Doğru mu? Yaşamak lazım. Ha, ama şiiriyle yazmakla rahat rahat bunu anlatabiliyorsun yani insanlara. Anlatabiliyorsun. İçinde neyse onu yazabiliyorsun. Tamam, bunu da anlayabilen, okuyanlar anlayabilenler için bizim de var kendimize göre işte şiirlerimiz ama hiçbir zaman ben kendimde olmayan şeyi yazmadım. Ve genelde adresi yazmaya çalıştım yani. Evet. Allah razı olsun. Cümlemizden. Çünkü niye? Burada Rabbim'in ismini anıyoruz. Peygamberimize övgüyle yapıyoruz. Bayram Hocam, zaten yüreğinde olmayan şeyi ne kadar diline vursan vur. Evet. Yapmacık olduğu, oyuncak olduğu, böyle arkasının önünün olmadığı belli oluyor. Samim olmadığı belli oluyor. Yapıp ya, şimdi dışarıda bir insana bir şey anlatmaya çalışıyoruz. Böyle güzel bir şey anlatmaya çalışıyoruz dini konuları. Ya kardeşim diye, tamam diye gerek yok diye onu zaten biliyorum diye. Ya kardeşim biliyorsun ama ya Allah'ın adını anacağız, peygamberimizi anacağız. Güzel şey anlatacağız, bir sevap anacağız. Ne diyor Allah-u Teala? Siz beni anın ki ben de sizi anayım diye. Tabii. Siz beni bir toplumda anarsanız diye ben de sizi bir toplumda anarım diye. Siz beni yalnızken anarsanız diye ben de sizi yalnızken anarım diye. Bir şey daha söyleyeyim. Ya. Söyle, söyle hocam, söyle. Bu bak az oluyor, öz oluyor. Hep evet. İnsanlar için, hepimiz için faydalı şeyler evet, söylüyorum. Evet, çok önemli. Mesela bir sohbete diyelim. Edep, adab üzerine duruyoruz değil mi? Evet. Eğer diye orada durduğun gibi diye evde aynı şekilde edep, adab üzerine durursan yalnızken bile diye o kişinin diye melekler ziyaretine gelir eve diye bak. Çünkü niye? Allah-u Teala'nın gezici melekler var. Sürekli bir meleklerimiz var da. Tabii bunlar var. Bunlar da anlatacağız ama Allah-u Teala'nın gezici melekler var. Nerede bir sohbet, nerede bir zikir meclisi, yani sohbet meclisi. Yani Kur'an okumak bir zikir. Namaz kılmak bir zikir. Biz buraya mesela anlatıyoruz. Kimi Rabbim'i anlatıyoruz Allah'ı. Değil mi? Bunlar bir zikir yani. Nerede bir zikir meclisi var? İlim meclisi var. Bak şunu da söyleyeyim. Bir saatte ilim meclisinde bulunmak 60 senediye nafile oruç tutmak, namaz kılmaktan daha efterli. Çünkü niye? İlim öğrenmek farz. İlimsiz hiçbir şey olmaz. Evet. İlimsiz hiçbir şey. Çünkü ilim öğrenmek farz. Allah Teala'nın gezici melekleri var ya, nerede bir ilim meclisi gördü? Oraya hemen varırlar. Hatta arşa çıkınca dedi ki Allah Teala sonra, ey melekler siz nereden geliyorsunuz? Ya Rabbi biz senin kulların yanından geliyoruz. Peki benim kullarım ne yapıyor? Ya Rabbi seni zikrediyorlar. Allah Teala bilmiyor mu? Biliyor. Ey meleklerim diyor.
siz şahit olun diye. Ben okullarımı affettim. Allah Teala şahit diyor. Siz şahit olun diye. Hatta benim hocam öyle diyor. Her kim ki bir sohbet meclisine girmesin, af olmadan kalksın gitsin. Burada af olun. Çünkü niye? Burada sohbet var. Dini konular yapın. Dinimizi öğreneceğiz. Ben şunu söylüyorum. Biz beleşe konduk biraz Yakup Bey. Siz savaştan bahsettiniz de biraz oya bağlayacağım. Ya kardeşim, sahabenin hayatını okuyoruz, peygamberin hayatını okuyoruz kitaplarına. Hep savaşla gelmiş geçmiş. Değil mi? Canlarını ortaya koymuşlar. Şimdi bir gün Kabe'de oturuyorlar peygamberimiz 38 kişi Müslüman olarak. Ondan sonra Ebu Bekir Efendimiz diyor ki ya Resulullah diyor. Ben diyor İslamiyet'i yayacağım artık diyor. Açıklayacağım diyor İslamiyet'i. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki ya Ebu Bekir diyor, biz diyor azdız diye. 38 kişiyiz diye. Yok diyor. Ben de söyleyeceğim diye. Neyse bunlar dağılıyorlar. İslamiyet'i yaymak için. Bir anda müşrikler geliyor. Peygamberimize saldırıyor. Ebu Bekir'i hatta öldü diye bırakıyorlar. Aynen kitapta öyle yazıyor. Öldü diye bırakıyor. Hatta bir tanesi de ayağın böyle sert bir cisim varmış ayakkabının altında. Ebu Bekir Hazretleri'nin yüzüne böyle basarak ezmiş yani. Sonra bunu öldüğünü bırakıyorlar. Eve götürüyorlar. Tabii akşam oluyor. Diyor ki annesi evladım bir yemek ye, bir çorba iç. Anne diyor. Ben diyor peygamberimizden bir haber almaktan sonra diyor. Ben hiçbir şey içmem diyor. Muhammed nasıl? Peygamberimiz nasıl diyor. Ve bir şey beni diyor, onun yanına götürün diyor. Peygamberimiz yanına gidince kadar hiçbir şey yiyip içmiyor. Ebu Bekir Efendimiz. Neyse peygamberimiz bakıyor. Dostum nasılsın filan. Sen nasılsın diye peygamberimiz. Ben iyiyim sen nasılsın? Ondan sonra işte bir çorba filan içiyor. Bu İslamiyet. Sahip çıkalım. Bir de şunu da söyleyeyim. Bu 15 Temmuz'u atlattık. 15 Temmuz şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Bütün şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. İnşallah bir daha böyle bir şeyde yaşamayız yani. Vatanına hainlik yapan kişilerine inşallah bir daha olmaz böyle bir şey diyorum yani. İnşallah. Evet sevgili Bayram Hocam, tabii ki şeyde söyleyeyim de olsa şimdi o hani iki meleke var dediniz onu da biraz başka birime bırak. Tamam, biraz söyleme. Burada tamam. Recep Bey de muhtemelen bildiklerini tamam. Bu sefer unutmaya çalışacak. Zaten uykusu var. Yok çabuk uyutmayız mı biz? Şimdi evet sevgili izleyicilerimiz, hep Efendimiz bizim zaten rehberimiz. Önderimiz tabii. Önderimiz. Allah razı olsun. Hayatı güzelleştirdi bizim için. Onun aile hayatını, yönetim hayatını sürekli okuyoruz. Kendimize bir yön vermeye çalışıyoruz. Zerre miktarı bize adım atmaya çalışıyoruz. Evet. Şimdi tabii o ne güzel komutan, İstanbul'u fetheden komutan, evet. O ne güzel asker diyen sevgili peygamberimizin fethettiği İstanbul'un içerisinde bir kilise, Ayasofya, o dönemde cami, sonradan 1936'da müzeye çevrilmiş. Ve şimdi daha yakın bir tarihte Recep Hocam, bununla ilgili bir fikirlerinizi alacağız. Şeyi açıldı, tekrar cami ibadete açılmak kararlar alındı. Onun arkasından üst üste gelen kardeşlerimize, yakınlarımıza yapılan saldırılarda, tabii ki bununla ilgili sizin biraz da bugünümüzü konuşalım. Çünkü doğaçlıyoruz. Değil mi hocam? Doğaçlıyoruz. Çünkü çok önemli. İstanbul içerisinde bir özetlik gibi bir durum söz konusuyken buna dur diyen bir o ne güzel komutanın torunları çıktı. Dur dedi. Bununla ilgili fikirlerinizi arz ederiz. Biraz açılalım mı? Şimdi uyumasın. Bayram Hoca'nın dediği biz hazıra konduk olayını ben aslında çok öyle düşünmüyorum. Oradan bir gireyim. Söylemek istediğim birkaç şey var. Her zaman için bir dava zulüm altındaysa, bir dava baskı altındaysa insanlar o davaya daha sık sarılırlar. Siz bir iş yerinde çalışırken sadece yemek içmek amacıyla çalışırsanız, sizin hiçbir hedefiniz olmazsa, siz çalışırken sadece günlük yaşantınızı idare etmek için çalışırsınız. Ama bir şey almayı ve o çalışmanın sonucunda bir ev, bir araba almayı hedefliyorsanız ve hedefinizde o varsa, yani onların hedefindeki cennet gibi, sizin de güncel yaşamdaki bir araba, yani sizi rahat ettirecek bir şey varsa, siz daha çok çalışırsınız, mesai yaparsınız. Emin olun, baskı altında dahi olsanız iş yerine daha çok işten çıkmamak için çalışırsınız. O dönemin sahabeleri,
selef alimleri, onlar o eziyetleri çekmişler ama onlar sağlam Müslümanlardı. Şu an dünya nüfusunun Müslüman sayısı kaç milyar? Allah Resulü demiyor mu ki o ahir zamandaki Müslümanlar çok kıymetli, onlar imanlarını ellerindeki bir kor gibi tutacaklar, bir ateş gibi tutacaklar. Sizce Müslüman olmak şu dönemde daha zor değil mi? Evet. Daha zor. O zamanki inanmışlık ve adamışlık bir dava vardı ve ne mutlu ki onların yanında Allah Resulü vardı ki onlar o imanla üstlerinde kılıçlar ve etlerini parçalanmasına bile La ilahe illallah Muhammedur Resulullah diyebiliyorlardı ki öyle bir güçlü imana sahipti. Niye? Bir davaları vardı. Önemli olan bir topluluğa bir dava edindirmek ve o dava izinde o insanları götürecek bir lider lazım. Neyse günümüze gelelim. Ayasofya Camii 1936'da kapanmasını aslında bizim Türkiye'de yaptığımız en büyük hatalardan birisi de şu. Biz bazı konuları biz günümüze göre yargılıyoruz. Örnek veriyorum, ikinci meşrutiyet ilan ediliyor. Tanzimat Fermanı ilan ediliyor. Şu an bile Kanuni Sultan Süleyman'ı, Abdülhamit'i eleştiren yazılar oluyor. Onlarca var. Var ama şöyle bakmak gerekiyor. Biz o günün şartlarında yapılması gereken o muydu değil miydi? Aslında ona bakmak gerekiyor. 1936'nın o dönemki konjonktüründe neye istinaden yapıldı? Neler verildi, neler alındığında o oldu. Aslında bunları araştırmak gerekiyor. Sadece camimizin Fatih Sultan Mehmet Cennet Mekan bize beddua ettiği, kapanmaması için beddua ettiği bir caminin müzeye dönmesini biz aslında biraz da alt tarafını bilmiyoruz. Bunu devlet de açıklamıyor. İlla ki vardır bunun belgeleri, bilgileri, neyin karşılığında olduğu, neye karşılık yapıldı. Şimdi onu bilmediğimiz için çok fazla girmeyelim ama bizim manevi olarak duygularımızı ve ruhumuzu rahatlatacak bir hareket mi? Evet. Çünkü yıllardır dünya Müslümanları dahi gözü Ayasofya'daydı. Çünkü Ayasofya Hristiyan alemi için gerçekten kutsal bir yer. İznik'teki Ayasofya ve İstanbul'daki Büyük Ayasofya, Küçük Ayasofya. Cennet Mekan Fatih Sultan Mehmet Han orayı camiye çevirmesinin aslında amacı oydu. Yani hak geldi, batıl zayi oldu mesajını vermek için aslında orayı camiye çevirdi ve onun üzerine bir beddua etti. Dedi ki kim dedi bunu kapatırsa Allah'ın laneti üzerine olsun. Şükür ki o bedduadan kurtulduk. Allah'ıma hamdolsun cami olarak bir kısmı zaten ibadethanedeydi ama tüm Müslümanların gözü tamamının ibadet. Yani oraya ayakkabılarımızla girerek etrafı izlemek değil, para vererek içeri girerek bir tarihi esere bakıyormuş gibi değil de oraya girip Fatih Sultan Mehmet Han'ın hediyesini görebilip o Kabe'ye dönüp orada namaz kılmanın zevkini inşallah bizler de yaşarız önümüzdeki süreçte. İnşallah. Ermenistan konusu, Ermenistan'ın biliyorsunuz Dağlık Karabağ yani katliam yaptılar zamanında 90'lı yıllarda. Bizim içimizi acıtan bir durum ve Türkiye Cumhuriyeti bunu her platformda Avrupa Parlamentosu'nda olsun, Avrupa Birliği'nde olsun, Birleşmiş Milletler'de her yerde bunu dile getirdi ve yani karşımızda küstah, yani şimdi hakaret var cümleler de söylemek istemiyorum ama sürekli yalan atan. Bunu Dışişleri Bakanı kendisi söyledi. Biz dedi size bunu söylemedik mi? Ses yok. Yani bir insanda bir kere utanma, ar denen bizim dinimizde olan o ar, namus vardır ya. O ar olacak insanın yüzünde. Anlaşılan onlarda yok çünkü siz bir toprağı işgal ediyorsunuz ve utanmadan gidiyorsunuz tekrardan saldırıyorsunuz. Ya benim gönlüm ister ki bir Türk vatandaşı olarak Türkiye Cumhuriyeti'nin askerinin gidip oraya girip Ermenistan sınırından Türkiye sınırına kadar gelmesini istiyorum. Vicdanım bu şekilde. Sizce normal mi bu harekat Ermenilerin, Nazarici kardeşlerimize? Neden acaba tezadüf müydü bu? Bağlantı kurabilir miyiz Ayasofya ile yani? Ayasofya ile bir bağlantısının olduğunu düşünmüyorum. Sadece şununla bir bağlantısı olduğunu düşünüyorum. Azerbaycan doğalgaz hattının Ermenistan üzerinden değil de Nahçıvan üzerinden Türkiye Cumhuriyeti'ne bağlanması, petrol fiyatlarının düşmesinden dolayı Rusya'nın dibi görmesi
Ve oradaki o boru hattını kapatıp Avrupa ülkelerinin ve Türkiye Cumhuriyeti'nin kendi doğalgaz ve petrolüne mahkum kalmasını istediğinden dolayı bu işin içinde biraz da mali, yani ekonomik boyutunun olduğunu düşünüyorum. Çünkü Ermenistan 1914'ten beri, 1915'ten beri Rusların çatalı bıçağıdır yani. Elini sürmez pisliği. Bir de şöyle bir şeyden midir? Yola çıkmak istedim. Aynı zamanda Suriye'deki bizim kontrolümüz olan bir bölgeye de hava saldırılar oluştu. Sadece o değil. Libya'da da keza Hafter'i destekliyor Rusya. Libya'da da Hafter'i desteklediği için şunu istiyor aslında orada. Türkiye Cumhuriyeti'nin seçilmiş başbakanın arkasında durmasını değil de Libya'da kendi sistemi... Yani şunu bilmek gerekiyor. Tarih boyunca Akdeniz'e, yani sıcak denizlere Rusya'nın inme çabası var. Bu süreçte bunu tarihte yapamadılar. Önlerine çok güzel Rusya çıktı. Esad'la ilişkilerin iyi olması, Esad'ın özellikle Rusya'yı davet etmesiyle Akdeniz'e girdiler. Daha sonra Hafter'i destekleyerek Libya'da da söz sahibi olmak istediler. Ama Türk SİHA'ları ve Türk askeri Libya'da bulunarak Hafter'i ciddi anlamda zarara uğrattı ve geri çekilmek zorunda kaldılar. Bunları sadece bir Türk topçusuyla o koskoca asker topluluğu dediği Hafter bir Türk topçusunu geçemediler. Ya bunlar aslında biz bazen gücümüzün farkını bazen kendimiz çok abartıyoruz. Evet hani diyoruz işte 500 tane askerimiz işte 10 bin askeri yendi falan. Hani böyle bazen böyle bir hikayevari sözlerimiz var ya. Ama bazen de biz kendi gücümüzün farkında değiliz. Biz şunu bilmiyoruz. Biz o masaya çünkü vurmadık. 100 yıldır vurmadık biz o masaya. Biz o masaya vurduğumuz zaman herkesin ayaklarının titrediğini ve korkarak ayağa kalktığını bilsek şöyle, anlasak. Şöyle mi diyelim Recep Bey, Bayram Hocam. Şimdi dağda çakal tilki arama. Efendim bir yerde şeytan arama. Şeytan aramızda. Ama tilkiye kurt olursan, çakala aslan olursan, şeytana da imanlı olursan değil mi? Allah'ın izniyle 500 askerle çok işler yapılır. Güç değil mi bu? Abi ben işin o boyutuna değilim. Ben şundayım. Yani biz gücümüzün farkında olacağız. Bizi yönetenler. Allah'a hamdolsun ki şu an masaya vuran insanlar var bu ülkede. Yani çıkıp Avrupa Parlamentosu Başkanı'na sen kimsin diyebilecek insanlar var. Zamanında bizim için çok büyük güç olan korku hani acaba savaşır mıyız dediğimiz Yunanistan'ı şu an sallamıyoruz, umursamıyoruz ya. Ya artık gücümüzün farkına varalım. Çünkü adamların korkusu emin ol Türkiye Cumhuriyeti değil. Adam bizden korkmuyor. Bizim devletimizden korkmuyor ki. Adam bizim geçmişimizden korkuyor zaten. Ve onların aslında korktuğu tek nokta da bu. Buradan Türk İslam Birliği'ne Albay Hakkı Kuş'a selam gönderelim. Ankara'dan bizi izliyor. Selamlar olsun. Çok emeği var ordumuzda. Çocukluk yaşlarında Giresun Bonca Çukur Köyü'nden çıkmış. Başından beri takip ediyor. Hoca komutanımıza, abimize, oğlu Gökhan Kuş'a da selam olsun. Devam edelim. Bitti abi. Veren hocam, şimdi çölde, biliyorsun çöller neyle? Çöl, su yok, yeşillik yok, çöl yani. Evet. Orada iki atlı gidiyor. Atlının birisi geliyor, bir atlıdan diyor ki su var mı, su içesim geldi diyor. Tabii diyor yani su var. Bataryasını eğerken beraber o su isteyen bataryasını alıyor, gidiyor. Arkadan çağırıyor. Bak diyor, sadece su bataryasını çalmıyorsunuz. İnsanlığı çalıyorsunuz. Sadece burada yaptığınızda kalmayacak bu iş. Çölde bir daha kimse kimseye su vermeyecek. Buraları hatıra bırakmayın. İnsanlığı, iyiliği bitirmeyin diyor. Öyle haykırıyor arkadan. Gücünü yetebildiği kadar haykırıyor ve o atlı aşıp dağlara gidemiyor. Dönüp geliyor. İnsanlığı bitirmeyin diyor burada. Şimdi Bayram Hocam tabii çöldeki o su ikram edenle o bataryayı ikram edenle alan çoğaldı gibi değil mi piyasada? Biraz öyle oldu. Bu güncelliyoruz. Bayram Hocam Recep Hocam tarihsel bir mesaj, çok önemli mesajlar veriyor. Çok güzel, hoşuma gidiyor. Yani Allah razı olsun. Biz de kendisini böyle bu evet. Birikiminden faydalanıyoruz. Tabii. Doğaçlıyoruz, doğaçlama gidiyoruz. Evet. Ama en iyi vatan Recep Hocam tabii ki ailemiz, aile örf adetlerimizi, aile birliğimizi bulmamız gerekiyor. Çünkü ailedeki eksiklerimizi, boyun büküklerimizi, yüzünün asıklarını çok dikkat etmemiz lazım.
Evet. Evlatlarımız olur, çocuklarımız olur, kızımız olur, oğlumuz olur, kardeşlerimiz olur, gelinlerimiz olur, yakın çevremiz olur. Mutlaka bunu takip etmek zorundayız. Çünkü eğer ailede bir bozukluk olursa vatan da bozukluk olur. Şimdi biz evet. böyle kazanmışız vatanları. Yani ailede bir çocuğunu kınalayıp kurbanlık koç gibi gönderen bir topluluğun evlatlarıyız. Evet. Yani ne diyor? Kınalarsanın hikayesini hepimiz biliyoruz. Tekrar anlatmaya gerek yok. Biz seni diyor bu aileden kurban seçtik. Sakın ha diyor bu vatana ihanet et. Biz diyor kurbanlıkla kınalarız diyor. Evet. Şimdi böyle bir aile, manevi ruhlu aile varken biz büyük başarılar elde ettik. İnşallah şu anda da var. Yok diyemeyiz. Evet. Allah'ın izniyle o tür ailelerimiz çok var. Manevi ruhları yüklenmiş ailelerimiz. Ama en çok üstünde durmamız gereken hepimizin en birinci sorumlu olduğumuz alan ailemiz. Tabii hep programlarımızda genellikle söylüyoruz yani. Evet. Bazı şeyler genellikle hep aileden başlıyor yani. Biz elhamdülillah Müslümanlar, biz duyarlı insanlarız. Ondan sonra şimdi bu çöl meselesi Yavuk Bey, adam bir tanesi gitmiş. Evet, şimdi. Gitmiş adam bir tanesi bakkala ekmek almış, parasını vermiş. Tamam mı? Demiş ki bakkalcı kardeşim sen ekmeğe parası vermedin. Ondan sonra ya verdim, verin vermedin derken diğer bakkala gidiyor. Ondan sonra oran yine bir şeyler alıyor. Bir diyelim bir ekmek turu alıyor. Adam ekmeğin parasını vermiyor. Diyor ki adam kardeşim ekmeğin parasını versene diye. E vermez sana diye. Diyor ki ey Allah'ım diyor. Sen bu işi biliyorsun diye. Öteki bakkalcı diye parayı iki ekmek parası al diye. Sen bunu al diye buna veriyor. O da şimdi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki bizi kandıran bizden değildir. Evet. Bizi kandıran bizden değildir. Şimdi hocam bir şimdi, ilahi okuyalım. Okuyalım inşallah. Bundan sonra kısa bir ara yapar devam ederiz, doğru mu? Öyle mi sevgili yönetmenim? Gece döne döne istediğim haktır benim. Gece gündüz döne döne istediğim haktır benim. Allah deyip yana yana istediğim haktır benim. Allah deyip yana yana istediğim haktır benim. Koyanayım, kül olayım, çiğnet beni yol olayım. Koyanayım, kül olayım, çiğnet beni yol olayım. Taşkına kan sel olayım, istediğim haktır benim. Taşkına kan sel olayım, İstediğim haktır benim. Kayıs da güzel. Kendi de güzel. Kendi de güzel. Benim mahcup değil. Yok efendim. İşinizden geldiği gibi konuşuyoruz. Sevgili sanat izleyicilerimiz. Sanat ışığı. İnşallah dediğimiz gibi olsun. Ne diyeyim kardeşim? İnşallah. Ferit abi bu yıldız oldu inşallah. Şöyle güzel bir reklamları dinleyelim. Daha sonra yine buradayız. Hiçbir yere ayrılmayın. Bayram hocam da yine ilahideyiz. İnşallah. Bursa'nın sitarı.
Kentin en büyük kapı üreticisi Cesador şimdi Bursa'da. Melamin kapılar, membran kapılar, lake kapılar, çelik kapılar, iç oda kapıları, mobilya, mutfak ve dekorasyonla zengin ürün yelpazesi Cesador'da. Üretici firma Cesador, fabrikadan halka satışla en uygun fiyat avantajını sunuyor. Bursa'nın büyüyen inşaat hacminde yerini alan Cesador, inşaat firmalarına, fabrikalara ve okullara perakende hizmet veriyor. Cesador, Beşevler Yıldırım Caddesi, FSM Kavşağı, Denizbank yanında. 0224 453 56 36 0532 483 5502 0530 416 23 45. Türkiye'nin en büyük kapı üreticisi Cesador şimdi Bursa'da. Melamin kapılar, membran kapılar, lake kapılar, çelik kapılar, iç oda kapıları, mobilya, mutfak ve dekorasyonla zengin ürün yelpazesi Cesador'da. Üretici Türkiye'nin en büyük kapı üreticisi Cesador şimdi Bursa'da. Melamin kapılar, membran kapılar, lake kapılar, çelik kapılar, iç oda kapıları, mobilya, mutfak ve dekorasyonla zengin ürün yelpazesi Cesador'da. Üretici firma Cesador, fabrikadan halka satışla en uygun fiyat avantajını sunuyor. Bursa'nın büyüyen inşaat hacminde yerini alan Cesador, inşaat firmalarına, fabrikalara ve okullara perakende hizmet veriyor. Cesador, Beşevler Yıldırım Caddesi, FSM Kavşağı, Denizbank yanında. 0224 453 56 36 0532 483 5502 0530 416 23 45. Türkiye'nin en büyük kapı üreticisi Cesador şimdi Bursa'da. Melamin kapılar, membran kapılar, lake kapılar, çelik kapılar, iç oda kapıları, mobilya, mutfak ve dekorasyonla komisyon dışında kendini komisyonun üstünde görerek gidip belediyenin ilgili birimlerinde baskı uygulayarak çocuklardan çalışan kişi almak istedim. Burada hiçbir şey kayıt dışı olmaz. Burası kurumsal yapısı güçlü belediye ve Sayıştay'ın her yıl denetimi olduğu bir belediye. Ve hiç bugüne kadar kişi boru çıkmadı burada. Hiçbir yanlışımız olmadı. Bu sizlerin hukukçu ve kimlik olarak, hukuku bilen birisi olarak kalkıp da hiç kanunu okumadan meclisi yok sayarak bunları basınla paylaşman bir, görevini kötüye kullanmadır, suçtur. İki, bu meclise Osman Gazi saygısızlıktır. Kendi arkadaşlara saygısızlıktır. Yani kırdığın ceviz bini geçti. Bu sefer Yavuz ev sahibini bastırır misali. Savcılığa koştuğunuz gene komisyon bizi çalıştırmadı. Belediye suçlu biliyorum. Öyle yaptınız değil mi? Topladım bütün arkadaşları. Giden gitti, gitmeyen gitmedi. Bunlar hep yanlış. Yani ben bir meslektaş olarak senin bu yanlışlarından üzüldüm. Yani üzüldüm. Ve şimdi kanun son maddesi diyor ki denetim komisyonu raporu meclise sunulur. Meclis ondan sonra gerek görüyorsa o konuyla ilgili savcılığa suç duyurusunda bulunur. Ben de şimdi senin saymış olduğun bütün bu yanlışlarından dolayı sadece söz üstünde bulunuyorum. Müdürümüz burada ama hazırlığı yapsın ona göre. Rabbim o günleri yaşatmasın ama Rabbim bu toprakları da ben kahramansız bırakmasın diyorum. Yapacağımız bu sergi neticesinde o güne dair birçok şeyi tekrar hatırlamış olacağız. 15 Temmuz Türkiye'nin değişimi, gelişimi ve yeniden ayağa kalkışının bir mücadelesi oldu. Aracıyla tankın önüne geçen, vücuduyla tankların sınırının önüne geçen insanlarımızın yaşamış olduğu o anı fotoğraflarla burada paylaşmak, burada tekrar bu anı yaşayarak unutmamak, unutturmamak. Her ne kadar birileri bu tarihi tiyatro olarak nitelendirmeye çalışsalar da ortada bir vaka var ve tam 251 tane vatan evladı orada şehit oldu.
Küplü Pınar Mahallesi'ndeyiz. Hacı Ali Camii, bu mahallenin kuruluşunda yapılan camilerimizden bir tanesi. İnşallah burası bittiğinde bölgemize, mahallemize hem güzellik katacak hem hizmet noktasında güzel bir eser ortaya çıkarmış olacağız. Tüm Osman Gazi Bursa belediye vatandaşlarına Moğolistan'dan, Moğolistan Belediyeler Birlik ve Arhanga kardeş belediyenizden çok çok selamlarımızı söylemek istiyorum. Moğolistan Arhanga Belediyesi ile pandemi öncesi karşılıklı görüşmeler neticesinde kardeş olma kararı alındı. Bu kardeşliğin neticesinde projelere konuşmaya, projeleri uygulamaya başlıyoruz. Görünce projenin ihtişamını, büyüklüğünü daha iyi anlıyoruz. Gerçekten Bursa'nın da ihtiyaç duyduğu Osman Gazi Meydanı'na inşallah en kısa sürede kavuşmuş olacağız. Ben Osman Gazi Belediye Başkanı Sayın Mustafa Dündar'ı ve ekibini kutluyorum. Gerek otopark açısından, gerek sosyal donatısı açısından bölgeyi rahatlatacak bir proje. İnsanlar burada toplanıp buradan Bursa'nın dört bir tarafına ulaşım imkanı sağlayacaklar otopark ihtiyaçlarını karşıladıktan sonra. Bu proje için Osman Gazi Belediye Başkanımıza ve değerli ekibine çok teşekkür ediyoruz. Bu bölge Bursa'nın kalbi, merkezi, hayatın aktığı yer. Bursa'nın bu merkezinin çok temerküz ettiği bir nokta olarak 2000 araçlık otoparkıyla son derece önemli bir vizyon proje. Bu meydan vesilesiyle de başkanımıza teşekkür etmek istiyorum. Bursa'ya yakışacak, Osman Gazi'mize yakışacak güzel bir halde inşallah vatandaşlarımızın 7-24 vakit geçirebileceği hizmetlerinden bir tanesi olacak. Adı güzel, kendi güzel Muhammed. Canım kurban olsun senin yoluna. Adı güzel, kendi güzel Muhammed. Gel şefaat eyle kemter kuluna. Adı güzel, kendi güzel Muhammed. Adı güzel, kendi güzel Muhammed. Mümin olanların çoktur cefası. Ahirette olur zevkü sefası. Mümin olanların çoktur cefası. Ahirette olur zevkü sefası. 18 bin alemin Mustafa'sı. Adı güzel, kendi güzel Muhammed. Adı güzel, kendi güzel Muhammed. Burası daha çok ağırlık verdik. Haftanın yorgunluğu olsa gerek. Evet, Recep Hocam, güncel konularımıza akışa devam ediyoruz.
En güncel konumuz abi çay. Çay mı? Ferit abi şimdi sevgili Saat TV izleyicilerimiz, çaylarımızı yudumlarken diyoruz tabii ki doğal ortamda. Evdeki odamız havasında o teneffüsü yaşayarak sizlerle birlikte olmaya gayret ediyoruz. Bizi her yerden izliyorsunuz. Gerçekten baktığım zaman burada 81 vilayetin 40'ından hemen hemen arkadaşları görüyorum sosyal alemde. Hepinize ayrı ayrı selamları gönderiyoruz. Buradan doğduğumuz, tabii ki insanın doğduğu yer daha çok insanın arzusunda oluyor. Yaşadığı yerde yaşamsın içerisine koyduğu bir ayrı bir harekat oluyor. Boncuçukur Köyü'ne, Boncuçukur'dan köyünden bizi izleyenlere, onların neslinde herkese selamun aleyküm diyorum. Biz tabii o memlekette doğduk. Yeşilliklerin içerisinde, yeşilliklerin, derelerin, suların şırıltı eşliğinde Allah nasip etti. Buralara geldik. Sizlerle birlikte olduk. Bundan sonra yarından ne olur bilemeyiz. İşte hayatımızın akışındaki güncel konular bizi bazen etkileyebiliyor. Bazen karamsarlığa itebiliyor. Bazen mutluluktan uçurabiliyor. Kanatlanıp uçasımız geldiği günler oluyor. Gözyaşımızın silemediğimiz, hani o çok yağmurlardaki aracımızın sileceğini yetiştiremediği gibi zamanlarda yaşıyoruz. Gönül gözyaşlarımız bazen akıtıyoruz. İşte bunlar hepsi hayatın içerisindeki güzellikler. Mutluluğu da, mutsuzluğu da, gülmeyi de, ağlamayı da Rabbil Alemin bize aynı zamanda yaşatıyor. Çünkü bizi en sevdiğimiz şeylerle sınama yapıyor, deneme yapıyor. Ona hazırlıklı olalım kıymetli dostlar. Demek ki dediğimiz gibi en kıymetli vatanımız ailemizdir. Ailemizde güçlü olmadan başka şansımız yoktur. Çünkü en güçlendirmemiz gereken bu dönemde, bu süreçte aile fertlerimizdir. Çocuklarımızın yetişmesidir. Çocuklarımıza verdiğimiz en güzel hediye eğitim ve ahlakla alakalıdır. Önce ilmini, sonra bilimini bildiğimiz kadarıyla çocuklarımıza empode etmemiz gerekiyor. Değil mi Recep Hocam? Tabii ki eğitim ailede başlıyor, öğrenim okulda devam ediyor. Evet. Okulda eğitim olmaz. Okulda öğrenim olur. Çocuklar öğrenir orada. İlk eğitim ailede başlar. Çocuklar ailenin aynasıdır. Evet. Zaten baktığınızda bir toplumun iyi ya da kötü durumda olmasının karşılığında aile yapısını göreceksiniz. Özellikle Avrupa'da baktığınızda onların yaşayış tarzıyla ve aile yapısıyla zaten bizim kendi örfi ve dini töremizin, kültürümüzün izin vermediği birçok şey çatışıyor. Bu bağlamda zaten yüzyıldır bizlere yaftalanmak istenen Avrupalı insan kimliği üzerimize oturmuyor. Bir türlü giyemedik. Evet. Giyemeyiz. Yani bunu giyenler olur, giyenler emaneten çok taşır. Çok da sırıtıyor yani. Evet. Tabii emaneten taşır. İsmi Ahmet olup kendini Alex hisseden, ismi Zehra olup Alice hissedenler o şekilde hissediyorlar. Fakat karşısındaki Thomas onu Ali bilir, Zehra bilir. Bu onun farkında değil. Siz ne kadar da onlardan gibi görünseniz de sizin bir kimliğiniz var, sizin bir geçmişiniz var. Sizin atanız belli, soyunuz belli ve sizin kimliğiniz asla değişmeyecektir onun gözünde. Siz kendi kimliğinizi değiştirseniz bile. Evet. Onun için biz çocuklarımıza onların Alice, Thomas, Tom olmadığını, Ahmet olduğunu, Muhammed olduğunu, Mehmet olduğunu, Hasan olduğunu, Zehra, Ayşe, Fatma-tü Zehra olduğunu biz onlara anlatacağız ki onlar da ilerleyen dönemde yol ayrımına girip de kendini farklı bir topluluktan zannetmesin. İşte eğitim burada başlıyor. Biz çocuklarımızı nasıl eğitirsek o şekilde karşılığını alırız. Zaten dikkat edin, bir topluma soktuğunuzda eğer ki çocuğunuz sizin sağa sola küfür ediyorsa siz evde o çocuğa küfür öğretiyorsunuzdur. Bir çocuk kendini ifade ederken hırçınsa siz o çocuğa hırçınlığı öğretiyorsunuzdur. Aslında bir de şöyle bir durum var. Çocuklar zaten babalarını taklit ediyor. Özellikle erkek çocukları. Yani benim büyük oğlum ben evde nasıl oturuyorsam öyle oturuyor. O zaman dikkat etmek gerekiyor. Tabii. Ben nasıl bir şey istiyorsam evde o da aynı şekilde istiyor. Ya bunun farkında olmak gerekiyor. Bugün
O işte 5 yaşında, 4 yaşında gördüğünüz çocuk şu an belki gücünüz yetiyor. Belki iki tokat atarsınız, gönderirsiniz ama o çocuk 25 yaşına geldiğinde ve siz 50 yaşına geldiğinizde baş edemezsiniz. Ne ektiyseniz o zaman onu biçersiniz. Suç toprakta değil. Aynen öyle. Kötülük bir tohumdur. Zamansız toprağa tohum atıp toprağa kızmanın hiçbir anlamı olmaz. Aynen öyle. Şimdi Recep Hocam, gerçekten cesareti olmayan cihat edemez. Yani cihat derken de kıymetli izleyicilerimiz, tabii kılıcımızı, tüfeğimizi, topumuzu alıp mevzilerimizi kazmak değil. Efendimizin bir hadis-i şerifi var, bir şeyi var. En büyük cihat nefisle olan cihattır. Evet. Tövbe suresi 20. ayette diyor ki, onlar ki diyor mallarıyla ve canlarıyla Allah yolunda cihat edenlerdir. Yani cihat her türlü cihat. Evet. Haksızlığın karşısında bir şey söylemek de cihattır. Evet, şimdi onun için dedim, yani cesareti olmayan cihat yolculuğu edemez ve de cihat edemez yani. Önce cesaretli olmak lazım. Önce bilmek lazım. Önce öğrenmek lazım. Ne yapmak gerekiyor? Ailemizi, çocuğumuzu bu cihat yolculuğuna hazırlamak gerekiyor. Bu nedir? Tabii ki talim terbiye ile alakalı. Demek ki bahsettiğiniz hepsi bunun içerisinde olan şeyler zaten. Eğer bunları biz yoksun bir aileden yoksun edersek, bu bilgileri, bu şeyleri, bu varlıkları, bilgisini aktaramazsak, okul yapısını dersek, sınıfta öğretmen neye maaş alıyor bunu öğretsin dersek, işte böyle nesil çıkmış olur. Doğru mu abiciğim? Ama biz bu cihat yolculuğunda, tabii ki bir savaşla cihat ayrıdır. Önce tanımına baktığınız zaman cihatın İslam için savaşmaktır. Doğru mu abi? Evet. Ama Efendimizin o hadis-i şerifine baktığımız zaman ne diyor? En çok büyük cihat nefisle mücadele başlıyor. Evet, savaştan dönüyorlar. Sahabe diyor ki ya Resulullah diye savaşı kazandık. Yok diye. Asıl diye savaş bundan sonra diyor. Bundan sonra başlıyor. Şimdi hele şu demin Recep Bey sizin dediğiniz gibi o ateş, elin içindeki ateş iman. Kor gibi olacak. Şimdi işte o dönemi yaşarken Efendimizin hadis-i şerifini de yaşıyoruz şu anda. Gerçekten nefisle alakalı büyük bir imtihandayız şu anda. En büyük düşman kendi içerimizde. Bir tane üstad diyor ki gözle İmam-ı Gazali bakıyor, güneşi ufak görüyor. Oysa akılla düşündüğü zaman güneş çok büyük. Yok diyor. Senin gördüğün şekilde ben güneşi değerlendiremem diyor. Sonra kulakla, her şeyi duyamıyor çünkü bu tarafta olanı duyamıyor. Kulakla duyduğum şekilde değerlendiremiyor. Allah'tan ne istiyor? Büyük bir takva istiyor. Çünkü o gözün gördüğü ufacık bir güneş değil ki o. Değil mi abi? Bütün dünyayı ısıtan güneş sadece senin gözün gördüğü kadar yuvarlak bir şey değil ki. Değil mi abi böyle bu kadar? Evet. Daha büyük bir şey. Yani belki de dünyanın üçte ikisi, değil mi? Öyle baktığımız zaman ufkumuzu, işte Bayram Hocam, ufkumuzu açmamız gerek. Yani kendimizi bir ağacın köküne bağlayıp akşama kadar havlamanın hiçbir anlamı yok. Yok. Yani onun ismi farklı. O ağacın köküne kafamızı sokup akşama kadar bana yal getirecekler diye hiç kimse kusura bakmasın. Ben kendim önce söylüyorum bunu. Havlan bir anlamı yok. İşimizi yapmamız lazım. Tabii şimdi zaten. Önce kişilik değerlerimizi, sonra inandığımız değerleri, sonra aile fertlerimizi. Nasıl bizde bir şey incitiyorsa mutlaka karşı tarafı da incitecektir. Söylemlerimize, oturmamıza, kalkmamıza kesinlikle dikkat etmemiz lazım. Eğer ki bu konuda taviz verirsek, işte o ağacın dibindeki havladığımız farkımız yok abi. Değil mi abi? Birisi yal getirsin de susalım, değil mi abi? Öyle bir şey yok. Bileceğiz abi, bilmek zorundayız. Değil mi hocam? Şimdi bilmiyorum, yanlış bir şey söylüyor mu? Yakup Bey. Şimdi Recep Bey dedi ki işte çocuk, Şincik, evet. Çocuk isimlerinden falan girdi de buraya ben lafını da bulmak istemedim. He. Bir annenin, babanın görevi evladına önce güzel bir isim vermek. Niye? Ahirette ismine çağıracak kişi. Kişi ismine çağıracak. Hatta şöyle bir anım var benim. Şükrü Tümen abim var. Şincik, onu söyleyebilirsin abi. Söyleyebilir miyim? Şükrü Tümen abim var. Buna selam ediyorum. Bir gün deyip İstanbul'dan misafirle gelecekti. Ondan sonra da bize kalktık gittik misafirleri karşılamaya. İstanbul'dan Seyit Osman abi var. Burası selam olsun, çocuk selam olsun. Kendisini severim yani. Neyse, burada bize herhalde biraz fazla ilgi gösteriyor. Arkadaşlar dedi ki ya hocam dedi, bayrama biraz fazla ilgi gösteriyorsun. Çünkü onun ismi Bayram'dı. Evet. Onun için isim çok önemli yani. Evladımıza güzel bir mahşer günü dedi, onlar isimlerine çağıracaktı. Hatta böyle ne bileyim ya değişik bir isim koyan, İslam'a uygun olmayan isimler
mahcup olacak diye, evlat diye. Anneyi babayı suçlayacak diye. Evladımızı yetiştirirken güzel isim terbiyesiyle, hatta sünnetler var. Mesela güreş yapmak sünnet. Peygamberimiz. Ateş yapmak sünnet. Yüzmek sünnet. Evlatlarımızı buna göndereceğiz yani. Teşvik edeceğiz. Bir unutulmuş sünneti yaşatmak yani tekrar güzel çıkarmak. 100 şehit sevabı var diyor. 100 şehit sevabı. Biz her zaman söyler mi? Neren kazanacağımız, neren kaybedeceğimiz belli olmaz ki. Olmaz. Değil mi? Evet. Şimdi bizim iki tane yani omuzlarımızda melekeler var. Birini yapıyor, işte hocalarımız bize öyle öğretiyor çünkü okuyoruz kitapları da. Biri sevabı yazıyor, biri günahı yazıyor. Mahşer günü gelince diyor, aynen nasıl şimdi burada çekim yapıyor, işte kamera bak, karşılanan kamera var karşımızda, bizi çekiyor. Mahşer günü de aynen bu yaptıklarımız böyle gözümüzün önüne geçecek diye. Ben bunları yapmış mıyım ya? He, o zaman diye, İnkardır demeyeceksin. Ağzalar konuşacak diye, ağız susacak, ağzalar konuşacak diye. Bak bir önemli bir şey daha söyleyeyim. Söyle hocam. Bir hatayı günah işleyince diye ikinci kişiye söylemeyin diye. Allah'la kendi aranızda kalsın diye. Şahit tutmayın kendinize. Çünkü diye, o diye söylediğin kişi diye mahşer günü sana şahit gidecek diyor. Bana söyledi. Şimdi ben bir hata işledim. Diyelim ki Yakup Bey ben şöyle bir hata işledim. Mahşer günü de sen, işte Allah seni şahit tutacak yani. Bu hata ama Allah'la kendi ama Allah affeder etmez. Çünkü Allah'ın bugün kitapta okudum. 99 Allah yani ismi var diyoruz ya rahmeti. Bir tanesi de yeryüzünde. İnsanlar birbirine merhameti var ya. Mesela insana birbirine merhamet diyor. Bir tanesini yeryüzüne indiriyor diye. Gerisini diye şeye, ahirete bırak diyor. Allah Teala o da merhamet edecek bize. İnşallah. İnşallah. Onun için biz dünya ahiretine hep söyleriz bir tarlasıdır. Dünyada ne ekersek orada onu biçeceğiz. İnşallah Rabbim bize, ben hep kendimi şu alemde, dünya aleminde bir öğrenci olarak görüyorum. Nasıl bir öğrenci? Ne zaman mahşer gününde o amel defterleri dağılırken acaba sağdan mı soldan mı? Hadi işte Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem diyor ya Fızı Fatma'ya. Hatta Ayşe annemize. İşte Ayşe annemiz diyor ki ya Resulallah diyor, ben senin eşinim diye işte mahşer gününde sen beni tanır mısın, hatırlar mısın, bana yardımcı olur musun? Ya Ayşe ben seni üç yeri hatırlamam diye. Üç yeri hatırlamam diye. İşte amel defterleri dağılırken ondan sonra mahşer gününde işte Sırat Köprüsü'nde bunlar ama Rabbime hamdolsun ne kadar şükürse azdır. Öyle bir peygamberimiz var ki hatta bugün şöyle bir şey okudum. Onu da söyleyeyim buraya yani. Söyle hocam. Miracı'da dedik Allah şey peygamberimiz Allah-u Teala ya Rabbi Adem Aleyhisselam'a uçmayı verin. Bana ne vereceksin? Allah-u Teala diyor ki bu kutsi hadis. Ben de diye sana diye öyle bir süre vereyim ki diye, öyle bir süre vereyim ki diye. Bunu okudun işte senin ümmetin kim okursa diye, bu süreyi okuyan diye, kafir olsa annesi babası diye. O senin okuduğun süre, o hürmet ne diye, Allah-u Teala onların azabını artırmaz diye. Bak azap kaldırır demiyor yani, artırmaz diye. O süre hangi süre biliyor musunuz? Fatiha suresi. Yani onu bir kişiye o derim bir evliya Allah. Hani yatırlığa varıyoruz değil mi? Türbeler ziyaret ediyoruz. Ya şu yanlışı yapmayalım. Sakın ha sakın. Dinleyicilerime de söylüyorum bunu. Bunu yapıyorlar belki de. Yok çabut bağlamakmış. Bir de diyorlar çabut işte. Çabut ne abi çabut? Ya işte bağlıyorlar işte. Ne o çabut? Bir bez parçası. Bez parçası. Bak bu çok önemli. İşte filan işte bana şunu ver bunu ver. Hayır ölüden bir şey istenmez. Ne diyeceğiz? Ya Rabbi örnek verelim. Emir Sultan Hazretleri var Bursa'mızda. Emir Sultan Hazretleri'nin hürmetine. Ya su hürmetine. Abi o ondan hürmetine diyoruz bak. Hürmetine diyoruz. Şirke girmiyor mu o? Gel. Ondan sen şirke giriyor. Ya Emir Sultan Hazretleri bana şunu ver. Yani o ölüyse ne verecek? Ama bak ne diyor. Abi türbeler bidat mı? Ya, türbe nasıl yani? Yani türbelere gidip dua etmek bidat mı? Niye bidat olsun kardeşim? Peygamberimiz gidip kalbine dua etmiyoruz mu? Değil mi? Bana ne soruyorsun abi? Ya etmiyoruz. Bak şimdi şunu söyleyeceğim bak Yakup Bey. Gittin bir ne dua ettin. Fatiha okudun bak. Fatiha önemli söylüyorum. Çok da ben kısa söyleyeyim. Bir tanesi söyleyeceğim yani.
dua edin işte bir işte, emrus nazihatine bir Fatiha okuyun bağışlayın. Hayatta ziyan olmaz diyor. O sana o Fatiha okumasına şefaat eder diyor. Şefaat eder. Kim şefaat eder? Okuduğun kişi yani evlâlık diyelim. Fatiha. He, kime okudunuz yani? Ya esirgemeyelim yani. Üç kendi ruhuna da bağışlayabiliyorsun. Evet. Hiç sanma ki ya ben okudum ben sevap kazandım. Ona bağışlarsak biter diye korkma. Kendi ruhuna da bağışlayabiliyorsun. Tabii ki yani şimdi bak. Üç İhlas diye bir Fatiha. Hatta türbelere gidince, mezarlara gidince 11 bize şöyle 11 İhlas bir Fatiha okudurlar. Öyle söyledi öğretmen bize. Ama biz üç İhlas bir Fatiha okuyalım. Bağışlayalım. Niye? Hiç bizden bir sevap eksilmez. Tamam mı? Onlara da sevap gider. Sanmayın ki bak. Her şeyde dua ederken geçmişlerimizi unutmayalım. Dua edelim. Peki, ne kadar güzel bir duanın içinde bulunalım. Hocam geleceğimiz ne olacak şimdi? Geçmişlerimizi dua ettik de geleceğimiz ne olacak? Geleceğim ne olacak mı? Eğer sen geçmişini unutmazsan... Geleceğe dua etmeyeceğiz mi? Bak onu şöyle ya Rabbi. Benim geçmiş ve gelecek günahlarımızı affet bizler bağışlı diye dua edeceğiz. Abi niye hep şahsi düşünüyorsun? Bak bizim diyorum ama bizim diyorum. Gelecek neslimizi. Bak, evelimizi ahirimizi. Bizi bak. Ana hayırlı geçmişimizi, olsun. Yakup Bey geçmişimizi bize unuttu mu? Bizden sonra gelecek de bizi unuttu mu? Bizim Rabbül Alem, Cenab-ı Rabbül Alemin hocam tamam mı? Şimdi tabii ki bizim günah işletmezdi isteseydi. Öyle yaratırdı. Değil mi? Ama şimdi bak belki seyirciler yanlış anlar değil mi? Öyle bir Cenab-ı Allah'ımız var ki biz onu sevdikmiş bir ya. Onu sevmemiz lazım. Evet. Ona aşık olmamız lazım. O seveni seviyor. Cenab-ı Allah kendisini seveni seviyor. Sevmek lazım. Yani burada net olacağız. Net. Evet. Eğer burada en dilimizde seviyorum deyip eğer Rabbül Alemin de seni biliyor. Kalple, ruhunla, dilinle söylediğin ne dediğini biliyor. Nasıl seni konuştuğun zaten o. Tamam mı abi? Burada samimi olacağız. Burada samimi olmazsak A dedi, B dedi, şu dedi, bu dedi diye işi dağıtırsak olmaz. Önce diyecek Ya Rabbi deyince buyur kulum diyen Rabbini severiz. Ey Ademoğlu diyor. Ey Ademoğlu. Bir dakika şimdi hocam. Ya Rabbi deyince arada bir kişi oluyor mu? Direkt temas. Direkt. Olayın başka bir tarifi var mı abi? Ya ben... Tabii. Evet. Tabii biz Efendimiz'in sünnetine, Efendimiz'in şeyine... Ah ne diyeyim? Beni seven diye Resul'ümü sever. Peygamberimiz diye Resul'ümü sever. Resul'ümü seven beni sever diyor. Yani bu hiç şey ya. Peygamberimiz seviyoruz, Allah'ımızı seviyoruz. Ya işte araya aracı koymak yani şey... Aracı. Mi? Bak şunu bir söyleyeyim bak. Burada hocam direkt bak. Hepimiz bunda tam fikir olalım. Tabii. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbi. O da buyur ya kulum. Değil mi? Direkt. Arada bir şey yok. Biz onu görmüyoruz, o bizi görüyor. O bizi konuşturuyor. O bizi ne yapacağımızı, nasıl hareket ettiğimizi görüyor. Burada samimi olmak lazım. Bir makama giderken, kravatı giyip, takım elbise giyip, gayet nizami bir şekilde giderken, Allah'ın huzurunda da her an nizamimizi bozmayacağız. Kılık kıyafetimize dikkat edeceğiz, dilimize dikkat edeceğiz, gözümüze dikkat edeceğiz. Doğru mu abi? Her an Allah'ımızın huzurundayız çünkü. Allah'ın her an huzurundayız. Huzurdayız bak. Şimdi burada bir sıkıntılar doğuyor. Bakın şimdi. Başımız düştü mü dara hemen Ya Rabbi. Ama bu cepler doluyken. Azra rahatlayınca. Bak şimdi bu cepler evet. Doluyken burada her attık cebden para geliyorken abi hiç kimse aklımıza gel. O evet. Zaman parayı biz kazandık olur. Ama ne diyor Cenab-ı Allah? Biz sizi varlıkta da yoklukta da deniyoruz. İntiham ediyoruz. Şimdi biz oralara çok dikkat edeceğiz abi. Dikkat etmemiz en ince noktalar buralar. Allah'la tövbe aşağı oyun olmaz. Çünkü senin orada yapacağın en büyük hatalar, en çok çizgiden çıkmaların çok büyük tehlikedir tövbe aşağı. Şimdi nedir abi? Şimdi ben bayrama geri zekalı ya nasıl çıkmış nasıl konuşuyor diyebilirler bize. Ya abi benim zekamı sen mi yarattın ya? Benim zekamı sen ne koydun abi? Benim anne babam zekama ne koydu? Bilgi koydu sadece değil mi abi? Kendi bilgisi ama zekanın tamamıyla mimarisi, ustası kim abi? Cenab-ı Rabbil Alemin. Kimi eleştiriyorsun sen geri zekalı dediğin zaman bana? Şimdi ekranın başında bizi sevmeyen bir arkadaşımız veya diyebilir. Ya şu gerizekalı bir şeyler konuş. Abi beni eleştir Yakup olarak. Zekamı eleştirme değil mi abi? Zekayı çünkü Cenab-ı Allah bana vermiş. Doğru mu abi? Burada yanlış bir şey var mı hocam? Şimdi toparlayalım. Şimdik sayın hocam. Tamam çok konuşacaktı. 8:30 yaklaşıyor. Ferit abi de oradan gözümün içine doğru bakıyor. Ferit Bey Bursa'nın starı bırakmıyor Ferit abi ya. Bu ne nedir ya? Saatler kısa gelmeye başladı artık. Hocam toparlayalım yavaş yavaş. Sizden günün toparlamasını alalım. Hocamız maşallah var hocamız. Bu akşam açıldı ya maşallah subhanallah. Dört ilahi bize bir şey bırakmıyor abi. Ya ben çok geçen hafta şeyden öğrendi herhalde bu işi.
Başkandan mı? Başkan. Neyse şimdi ne söyleyeceğim? Tabii devam edelim. Başkana en yakın oydu çünkü orada. Değil mi? Biraz da kalınlıkları da uyuyor hemen hemen. Uyuyor mu? Sizden alalım abi. Yine güzel sohbetimiz oldu. Güzel muhabbetimiz oldu. Hocam bizi bilgilendirdi. Bazı sorularımızı cevap vermese de. Evet. İleride inşallah o da olur. Bizi bilgilendirdi. Güzel sohbetimiz oldu. İçimizdeki kızgınlıkları, güzellikleri, kızdığımız şeyleri, herslendik mi diyelim yani? Herslendiğimiz şeyleri dile getirdik elimizden geldiğince. Dilimiz şey söyleyeceğim şimdi. Ben zaten yarıda kesip direkt vereceğim bayramı. Öfke şeytandan duruyor bak. Öfke duramıyor. Öfke şeytandan duruyor. Bu için... iyice dolmuş bu hafta ya. Bir de Feride abi az gelmeye başladı. Öfke şeytandan unutmayalım yani. Öfke şeytandandır. Müslüman Müslümana karşı merhametlidir. Kafire karşı bir o kadar şiddetli ve hiddetlidir ayet. Yani öfke gerekiyor bazen abi. Yani her şeye şimdi şöyle bir şey var. İslam alemi olarak bizim en büyük yaptığımız hatalardan birisi de nedir biliyor musun? Hep bize şu söylen taş atana işte ekmek at tamam güzel taş atana gül at. Taş atana Recep olacak. Ne olacak biliyor musun abi? O taş at diye dönüp bir tane de sen atacaksın. İşte şeriat kısasa kısas burada devreye girer. Biz yıllardır at. Tamam abi elini boynunu bük git. Yok abi böyle bir şey. Müslüman diktir. Müslüman şereflidir. Ne diyor? Ey iman edenler, izzet ve şeref sahipleri. Ne demek bu? Yani bir adam izzetini ve şerefini kaybettikten sonra imanını kaybeder. Onun için Müslüman dik duracak, Müslüman güçlü olacak, Müslüman yumruğunu masaya vurmayı bilecek. Onu ben söyleyeyim de, yani her zaman için yok şiddet, hiddet. Peygamber'in sözünü sorayım ben. Osmanlı, tabii ki o yerine göre uygulanır ama bizim 600 yıl hüküm sürmüş ecdadımız güllerle gelmedi. Güllerle gelmedi. Mehteran takımıyla geldi. Peygamber de diyor, en güçlü, kuvvetli pehlivan diyor, öfkesini yenendiriyor. Abi şimdi biz hep olayın, şimdi nasıldır biliyor musun? Bir kitap okursun, kitapta hep işine geleni alırsın. İnsanlar bir hoca böyle anlatır, bir hoca böyle anlatır. Aynen öyle yani onun için biz tamamını almamız gerekiyor. Allah'a aşık olmak abi aşık. Aynen öyle. O yani, sana ne emrediyor yani? Hani dedi ya Yakup abi cihat. Yani Osmanlı ruhu neyle geldi buraya kadar? Acaba şöyle bir şey söyleyeceğim. Güzel bir şey söyleyeceğim. Abi Recep toparlasın. Tamam siz toparlasın. Sana ben... geçeceğim o anda. Tamam. Yani, çok da özür dilerim. Lafını kısıtıyorum. Estağfurullah. Abi sen bu hafta maşallah subhanallah. Yok yani şöyle. Bu hafta böyle var ya sanki böyle uçuracağım bizi maşallah. Hani lafı açan çok muhabbet açıldı ha. Laf açan en bir şey var ya. Maşallah. Şimdi laf açan en bir şey var ya. Şimdi bu haftaya ne yapacağız Ferit Bey? Yok canım hadi ya. Espri yapıyoruz şimdi. Seviyoruz seni. Yani güzel bir sohbetimiz oldu. İşte Ermenistan'ın yaptığı kötü kelime kullanmak istemiyorum. O hadsizlik artı Ayasofya'nın açılmasının mutluluğunu paylaştık. Biraz geçmişimizden bahsettik. Biraz geleceğimiz olan çocuklardan bahsettik. Güzel bir program yaptık. İnşallah haftaya tekrardan burada birlikte görüşmek üzere diyorum. Evet Bayram Hocam. Şimdi sizde söz sizde. İbrahim Hakkı Hazretleri evet. Bir gün Cebrail Aleyhisselam'ı rüyasında görür. Pardon İbrahim Ethem Hazretleri. Hazreti Cebrail'i rüyasında görüyor. Elinde bir kağıt veriyor Cebrail Aleyhisselam'ın. Ya Cebrail bu kağıt ne elindeki diye. Ben bu kağıdı diye Allah'ı sevenin diye ismini yazıyorum. En sonuna yazar mısın diye. İbrahim Ethem'de Allah'ı sevenin seveni seviyor diye. En sonuna yazar mısın diyor. O anda bir nida geliyor. İbrahim bin Ethem'in ismini en başa yazın. En başa yazın. Şimdi sevgi başka bir şey kardeş. Allah'a aşkına. Yani. Sevgi, sevilesin. Abi Cebrail Aleyhisselam'ın görevi ne? Vahiy getir. Bak dört büyük meleke var. Bunu da söyleyeyim mi ya zaman gelmişken? Toparlayalım mı? Haftaya. Burası haftaya. Seyircilerimiz o zaman söyleyelim. Haftaya o kadar şeyler, güzel şeyler olacak inşallah. Yok ben biliyorum da abi. Biliyor sana mı? Söyletmek için söyledim. Tamam inşallah onu haftaya söyleyelim o zaman. Ben tekrar seyircilerimize saygı ve sevgilerimi sunuyorum. Hayırlı akşamlar diliyorum. Bizi dinleyenlere çok çok teşekkür ediyorum. Hayırlı akşamlar diliyorum. Bayram bize de çok teşekkür ediyorum. Bu hafta bizi neşelendirdin. Biraz espri takıldık ama biz senin samimiyetinden, biz senin duruşundan
her bir şeyinden zevk alıyoruz. Yani burada memnunuz bayram. Memnunuz. Hiç kimse de buradaki arada araya girmemelerimizden bir şey çıkartmasınlar. Biz Bayram abi candan sevdiğimiz için yol arkadaşıyız. Aynı zamanda bu hutlu yolda da bir katkı koymaya çalışıyoruz. İnşallah. Ne mutlu. İnşallah daha da güzelleşir. Ferit abi de burada imkan verdiği sürece Allah'ın izniyle daha da güzelleştirmek için mücadele etmemiz lazım. İnşallah. Geçen hafta daha güzeldi. Bu hafta arada özel programlar yapacağız böyle arada. Tabii tabii güzel oldu. Bir hafta öyle bir hafta öyle gideriz belki de. Yine planlayalım. Tabii ki buraya da katkılarımız olsun. Bize de katkısı olsun. Milletimize de olsun. Bunlar önemli şeyler dostlar. Tabii her şey sevgiyle alakalı. Selamun aleyküm Recep Çaman dersem diyecek ki aleyküm selam Yakup abi diyecek. Olay budur abi. Selamun aleyküm Bayram Giriyol desem aleyküm selam diyecek. Çünkü her şey böyledir, karşılıktır. Allah'ı seversen kazanırsın abi. Allah aşık olursan kazanırsın abi. Doğru mu? Olay bu. Evet kıymetli Sanat TV izleyicilerimiz bir kez daha bir Hayata Doğru İlk Adım programımızın sonuna geldik. Yine tekrardan Sanat TV'ye yönetimine, teknik personeline, yönetim kurulu başkanımıza, yöneticilerimize teşekkür ediyoruz. Siz değerli izleyicilerimize çok teşekkür ediyoruz. Hepinize selamun aleyküm diyoruz. O son sözümüzü söyleyelim, kapatalım inşallah. Haftaya Rabbimiz müsaade ederse, biz yine dermanımız olsa dizimizde, dilimizde derman olursa sizlerin huzuruna gelmeye çalışacağız. Fitne kapıdan girmesin, dostluk bacadan çıkmasın. Tabii fitne biliyorsunuz en büyük silah bizim, sizin hepimizin düşündüğüne göre. Çünkü fitnenin girdiği her gönül alev alev yanar. Fitnenin girdiği her yuva alev alev yanar. Fitnenin girdiği her topluluklar alev alev yanar, darma duman olur. Çünkü orayı kimse toparlayamaz. Toparlama şansı zaten yok. Öyle bir fitnenin oluştuğu ortamda hiç kimse su taşıma bir derdi olmaz. Orayı, o ateşi söndürmek gibi bir derdi olmaz. Daha çok ateşlensin diye çabalar olur. Çünkü herkes hitlendiği zaman, böyle öfkelendiği zaman, bazen derler ya öfke baldan tatlıdır. Fitnenin girdiği topluluk öyle oluyor. Onun için değerli dostlar, sevgili izleyicilerimiz, fitneye karşı bir seferi görev, fitneye karşı bir dur demenin vakti çok geçti. Artık bu saatten sonra bir kişi de olsak, bir kişi gün gelir 1000 kişi oluruz. Gün gelir 10.000 kişi oluruz, gün gelir 100.000 kişi oluruz. O fitneye karşı. Çünkü asılsız sözler, iftiralar, olmayan şeyler hep fitneye yol açacaktır. Çünkü biri bir benden bir kişi bir laf duysan, ikinci kişi ikiye ekliyor, üçe ekliyor, çoğalıp gidiyor. Kontrol olmuyor. Onun için bu konuda seferi görev diyelim, değil mi Recep Usta'm? Hep beraber en azından mücadele edelim. Bizim mücadelemizle sevdiğimiz Rabbimiz Allah bunu görecektir. Bu mücadeleyi de bizi güçlendirecektir, kolaylaştıracaktır işlerimizi. Belki de yaptığımız işlerin kolaylıkları bundandır. Çünkü Rabbim her şeyi kaybetmiyor. Bize iki tane melek görevlendirdi. Zerre olan her şeyi, bizim göremediğimiz zerreler not alınıyor. Ona göre hayatımızda mutluluğu, mutsuzluğu yaşayabiliyoruz. Öyle değerlendirelim. Çünkü üstümüze doğan her, bugün Cuma hutbesinde bir hoca efendi söyledi, bir Avrupa'da bu pandemi sürecinde bir adam hastaneye gidiyor. Biz de onu videoda izlemiştik işte. Solunum cihazına bağlanıyor. Solunum cihazında işte para istiyorlar ondan. O da gülmeye veya ağlamaya başlıyor. Niye ağladınız, paranız yok mu deniyor. İşte diyor ben 2 saatlik ya da bir günlük solunum cihazına para istediniz. Bizi ömür boyu solutan Allah'a ne düşündüğümde onun için ağlıyorum diyor. Onun için kıymetli dostlar her gün bizim için bir hediyedir. O günü değerlendirelim. Haftaya yine biz burada Bursa'nın starı Bayram Gülyol ve güzel yorumuyla Recep Çağman, Sanat TV ekranlarında sizlerle birlikte olacağız. Hoşça, dostça kalın. Allah'a emanet. Allah'a emanet olun. İyi akşamlar. Osman Gazi Belediyesi tarihi mirasa sahip çıkıyor. Doğan Bey kentsel dönüşüm projesinde ticaret borsasına ait olan 5 tane SMO yapıyı inşa ettik. Şu anda borsa bunları kendi ihtiyaçları için kullanıyor. Şu anda yeni bir biriminde inşaatına başladık.
Burası da 500 metrekare alan üzerine borsanın kullanacağı bir merkez toplantı salonu olacak. Osman Gazi Belediye'miz bu bölgedeki tarihi dokunun bugüne ve geleceğe aktarılması noktasında güzel, özel bir çalışmasıyla buradaki o tarihi dokuyu yeniden ayağa kaldıracağız. Bursa'mıza hayırlı olsun.